Vanlıların tabiriyle yedi kez daha bir kez bağ deyimi bu kez gerçekleşmedi. Yedi kez daha kar yağmasının ardından şehire kar yağar anlamına gelen deyim bu kez yanılttı ve Kasım ayının bitmesine günler kala şehir beyaza büründü. Hal böyleyken beklenmedik kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken kış lastiği takmayan ve zincir bulundurmayan araçlar karla kaplı yollarda ilerleyemedi. Çok zor anlar yaşıyoruz. Özellikle yani karın gelişini biliyorduk ama Toki'de yaşamamıza rağmen bunun önlemini almadık. Biraz da yani biraz da bizim hatamız, öyle söyleyeyim. Kaza yaptık, aracımız kaza yaptı. Trafiği bekliyoruz. Trafiği aradık. Dedi ki 7-8 tane kaza var. Sırayla geliyoruz. Yani yaklaşık 1,5-2 saattir trafiğin gelmesini bekliyoruz. Lastik takma zorunluluğunun biraz daha öne çekilmesi daha mantıklı. Özellikle doğu illerinde. Yani bir aralıkta zorunlu kılınıyor. O yüzden herkes bir aralığı bekliyor. Bu sebepten ötürü kış lastiğinin biraz daha erkene çekilmesi lazım. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale'de 22, Çatak'ta 16, Erciş'te 23, Özap'ta 68 ve Saray ilçesinde 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan İstanbul'a, Ankara'ya ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Minibüsler, taksiciler, aklına geliyorsa yolda kaldılar. Bir de bu yol rampa olduğu için araba gelip de kayar her zaman. Tedbir konusunda zaten bir Aralık'tan itibaren ısıtacaktılar. Çoğu insanımız tedbir almadığı için, dikkat almadığı için bu sonuçlar yaranıyor. Yani her zaman erkenden davranmak hayat kurtarır.